Bitiyorum sana hacı. Yeşilçam'ın şöhreti erken bulan, ancak şüpheli bir kazada genç yaşta hayatını kaybeden yıldızıydı Ahmet Tarık Tekçe. Politik yazıları nedeniyle aylarca cezaevinde kalan bir gazeteciyken, birkaç yılda sinemanın vazgeçilmez kötülerinden biri oldu. En korktuğu şey trafik kazası geçirmekti, maalesef korktuğu başına geldi. Ardında gözü yaşlı bir eş ve küçük bir kız çocuğu bıraktı. ...1920'de İstanbul'da doğdu, 5 kardeştiler. Babası ağır ceza hakimiydi. 5 yaşında koleraya yakalandı. Neredeyse tüm arkadaşları öldü. İddiasına göre doktorun ona içirdiği eşek sütü sayesinde hayatta kaldı. Galatasaray Lisesi'ne girdi ama devam edemedi. 11 yıllık eğitim hayatını ancak 18 yılda bitirdi. Nüfus memuru oldu. Sonra Adalar Gazetesi'ni çıkarmaya başladı. 1948'de Tuzak filminde jön olarak Yeşilçam'a adım attı. Bir süre hem gazetecilik hem de oyunculuk yaptı. Politik, sert yazılar da yazdı. 1952'de Menderes hükümetini eleştirdiği bir yazı nedeniyle tutuklandı. Paşa Kapısı cezaevinde 13 ay kaldı. Çıktıktan sonra gazeteciliği bıraktı, oyunculuğa devam etti. Birçok filmden sonra 1955'te Yaşar Kemal'in eserinden uyarlanan Beyaz Mendil filminde ilk defa kötü adamı canlandırdı. O film Yeşilçam'a 2 yıldız kazandırdı. Fikret Hakan ve Ahmet Tarık Tekçe. O filmdeki rolü Ahmet Tarık Tekçe'ye kötü adam şöhreti getirdi. Peş peşe filmlerde oynamaya başladı. Artık başrol oynaması zordu, ancak canlandırdığı karakterler bir başrol oyuncusu kadar ilgi görüyordu. Ben kızdım mı insanı yolumuz tavuğa döndürürüm. 60'lı yıllar Ahmet Tarık Tekçe'nin Yeşilçam'da starlığını ilan ettiği zamanlar oldu. Sadece 1961'de 34 filmde oynadı. Kitapsız ilim, Tekçesiz film olmaz sloganı o dönem çıktı. En çok da dostu Öztürk Serengil ile kamera karşısına geçti. 150 filmde beraber oynadılar. Seslendirmesini de genellikle Kemal Ergüvenç yaptı. Ahmet Tarık Tekçe filmlerde çocuk kaçırıp esas oğlana tuzak kurar, kızlara saldırır, elinden gelen her türlü kötülüğü yapmaya çalışırdı. Filmin sonunda hak ettiği cezayı bulurdu, ancak tüm bunlara rağmen yine de zamanın seyircisi onu çok sevdi, kahramanlaştırdı. O da bunun farkındaydı. Kötü adamı oynamama rağmen seyircinin bana karşı hep garip bir sevgisi vardı, çözemedim diyordu. Ahmet Tarık Tekçe biliyorsunuz, yani gelmiş geçmiş en büyük kötü adam. Abi adam kötü oynuyor. Fakat bir seviliyor, bir seviliyor. Erol Taş'ı, Hayati Hamzoğlu'nu kötü rolleri yüzünden taşlayan, hakaret eden Yeşilçam seyircisi, 60'lı yılların kötü adamı Ahmet Tarık Tekçe'ye büyük bir sevgi gösterir, şöhretin tadını çıkarmasını sağlar. Ben Toros Canavar'ını seyrettim onu. Bırak kötü adam, canavar oynadı adam. Abi yer yerinden oynuyor. Ancak ara sıra saldıranlar da çıkar. Bir defasında film galası için gittiği ilçede bir genç önüne dikilip, ''Ulan nedir bu kızla oğlanın senden çektiği? Hiç rahat görmeyecekler mi? Senin gibi ırz düşmanına yaşamak reva mı?'' diyerek tabancasını çeker. Çevredekiler üzerine atlamasa havaya sıkılan kurşun Ahmet Tarık Tekçe'ye isabet edecekti. ''Olmaz böyle saçmalık!'' Ahmet Tarık Tekçe'nin beylik bir numarası vardı. Anadolu'da galasına gittiği filmlerde halkı sinema salonuna çekmek için giyinip çarşıda birkaç tur atar, halkı peşine takıp filme getirirdi. Hem yapımcılar hem de o kazanırdı. Yan rollerde oynadığı filmlerin galasının yıldızı o olurdu. Beyoğlu'na çıktığında ise izdiham oluşurdu. Jönleri kıskandıran bir sevgi gösterisine maruz kalırdı. Ahmet Tarık Tekçe bu şöhretiyle de orantılı ücret alırdı. Kendine ezdirmez, hakkını yedirmezdi. Bir yemekte arkadaşı Öztürk Serengil'in ondan daha fazla para aldığını öğrenince bu duruma sinirlenmek yerine menajerini kovup yerine Serengil'i menajer yaptı. Öztürk Serengil yapımcılardan onun için daha fazla para aldı, ancak Ahmet Tarık Tekçe anlaşılan miktarı çok buldu. Bu yüksek ücretin kendisini işsiz bırakmasından, yapımcıların para yüzünden onu yok saymasından korkup indirim yaptı. Hep beraber andımızı içerim. Bazı yapımcılarsa şöhretinden yararlanmak için oynamadığı filmin afişine bile bazen onun ismini ekliyordu. Seyirciyi aldatan bu numaralar nedeniyle Ahmet Tarık Tekçe gazetelere ilan verip filmle alakasının olmadığını duyuruyordu. Ahmet Tarık Tekçe ilk evliliğini oyuncu Nezihe Becerikli ile yaptı. Ancak birliktelikleri uzun sürmedi.
ikinci ve son kez Hatice Hanım'la dünya evine girdi. Birkaç yıl sonra da kızı Özlen Tekçe dünyaya geldi. Kızı bir dönem şarkıcılık da yaptı. 60'lı yılları onlarca filmle geçiren Ahmet Tarık Tekçe, 1964 tarihli Yan Kesici Kız filminin son yapımı olduğunu bilmiyordu. Hem de en korktuğum şey dediği trafik kazası sonu olacaktı. Filiz Akın, Cüneyt Arkın ve Orhan Günşiray'ın oynadığı filmin galası için Türker İnanoğlu, Filiz Akın ve eşiyle birlikte Karabük'e doğru yola çıktılar. Şoför bir süre sonra rahatsızlanınca otomobili Türker İnanoğlu kullanmaya başladı. Çok geçmeden de karşı yönden gelen kamyonla çarpıştılar. Türker İnanoğlu ve eşi Filiz Akın kazayı sıyrıklarla, eşi Hatice Tekçe ise birkaç kırıkla atlattı. Ancak şoför hayatını kaybetti, Ahmet Tarık Tekçe ise ağır yaralandı. Karabük'e giden Öztürk Serengil, Ahmet Tarık Tekçe'nin durumunun kritik olduğunu görünce Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i devreye soktu. Ünlü oyuncu, ücreti ödenen askeri helikopterle Hacettepe'ye sevk edildi. Bir hafta komada kaldı. Ahmet Tarık Tekçe bazen hayat belirtileri gösterdi. Hatta yapılan bir ameliyatta böbreğinde tümör olduğu fark edildi. Tedavilerin ardından tehlikeyi atlattığı düşünüldü ancak bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından 4 Ekim 1964'te hayatını kaybetti. Öldüğünde daha 44 yaşındaydı. Ah tabii efendim, kaza. Şişli Camii'ndeki cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Yollarda araç konvoyları oluştu. 44 yaşında biten bir şöhretin ani ölümü, dostları, ailesi kadar hayranlarını da çok üzmüştü. Ahmet Tarık Tekçe, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Tarık Tekçe'nin ölümü yıllarca konuşuldu. Şüpheli olduğu iddia edildi. Türker İnanoğlu'nun hatası yüzünden kaza yaptıkları ileri sürüldü. Ünlü yapımcı İnanoğlu 2001 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın en acıklı olayı Ahmet Tarık Tekçe ve şoförümün benim kullandığım araçla hayatını kaybetmesiydi" diyecekti. Yapımcılar öldükten sonra Tekçe soyadından yararlanmak için kardeşi Necip Tekçe'yi filmlerde kötü adam olarak oynatmaya başladı. Yüzlerce filmde mafya adamlarını, kötüleri canlandıran Necip Tekçe, Yeşilçam'da kalıcı olmayı başardı ancak hiçbir zaman abisinin kategorisine yükselemedi. Ahmet Tarık Tekçe'nin ölümü ailesi için bir trajediye dönüştü. Annesi evlat acısına daha fazla dayanamadı, bir süre sonra vefat etti. Yaşarken kapısında nöbet tutan yapımcılar öldükten sonra ona olan borçlarını ailesine ödemedi. Eşi ve kızına yüklü miktardaki parayı vermediler. Ahmet Tarık Tekçe 16 yılda 200'den fazla filmde oynadı. Kısa süren sinema serüvenine rağmen Yeşilçam'a damgasını vurdu. Hep siyah-beyaz filmlerde yer aldı. Herhalde 70'ler ve 80'leri görseydi Yeşilçam'ın en iyi kötüler listesinin efsanesi olurdu. Ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen filmleriyle hala Yeşilçam severlere eşlik etmeye devam ediyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.